Erdoğan cidden pragmatist bir insan ama aynı zamanda da ideolojik bir insan. Yani ikisini aynı anda güdebilen bir insan ama bıçak etkemine dayandığı zaman pragmatizm çok daha öne geçiyor. Şu anda bıçak kemiğe dayanmış demek. Evet, o şüphesiz. Hem baksanıza yani hem Rusya konusunda yani İsrail dediğim gibi hayati bir önemi yok şu kısa vadede ama bence gerek gaz olsun gerek işte Türkiye'nin Arap ülkelerindeki Arap halkı arasındaki prestijini kazanmak açısından bunun verdiği bir olanak var ve bunun ikisinden de faydalanmak istiyor diye düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayıp bana benim ne düşündüğümü sormadı. Yani ama şunu demek istiyorum. Ben öyle görüyorum. Ama Amerika açısından baktığınız zaman ben şu dersi çıkartması lazım diye düşünüyorum Amerika. Yani şeyin karşısında Erdoğan'ın karşısında ödün vermemek lazım. Yani pozisyonunuzu tutmanız lazım. Ve bunu biraz şeyde görüyoruz. PYD meselesinde görüyoruz. Çünkü Türkiye Kobani ile başlayarak Amerika üzerine çok büyük baskı yaptı. Ve ilk başta Amerikan hükümetinin içinde gerek dışişleri olsun gerek Beyaz Saray içindeki Obama'nın danışmanlarının çoğu şey dedi anladığım kadarıyla Kobani'ye girmeyin, Türkiye kızacak, Türkiye'de problem yaratmayın. Obama onları es geçti ve kendisi karar verdi. Şimdi onlar da şeyi gördüler, yani danışmanlar da şunu gördüler. Yani Obama'nın aslında pozisyonu doğru pozisyondu, doğru karar verdi. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu değiştiği zamanlar. Çünkü evet, Türkiye yine Esad'la karşılaştıracaksak, Esad ve Suriye meselesine karşılaştıracaksak, hani PYD'ye karşı politikasını devam ediyor Türkiye ama pragmatik davranıyor. Esad meselesine de Türkiye Esad konusunda yine aynı politikasını izleyecek. Biraz daha pragmatik olacak Rusya ile gördüğümüz gibi. Yani senin elinde fazla kart varsa o zaman Erdoğan'a ödün verme. O pragmatik politikayı izleyecek. Kendi ideolojisinden ödün verecek demek değil. Yani Türkiye yarın işte aman İsrail ne kadar güzel bir ülke işte ben İsrailleri ne kadar seviyorum diye kalkıp bunu söylemeyecek Erdoğan. Dolayısıyla yani kendi şöyle diyeyim, kendi ideolojik yapılanması devam edecek ama o çerçeve içinde. Peki burada